ikiye ayrıldığını söylediniz. Bir küçük hücreli bir de küçük hücreli dışı. Bu iki tipi sormak gerekirse eğer hangisi daha risklidir veya bu neye göre ayrılıyor ikiye? Şimdi tabii hücreleri mikroskopik düzeydeki görüntülerine göre ayırıyoruz bunu. Yani adından da bahsedildiği gibi eğer hücreler küçük ve şeyse buna küçük hücreli diyoruz. Daha farklı skuamöz dediğimiz, yulaf hücreli dediğimiz veya adeno dediğimiz veya adenoskopik dediğimiz veya büyük hücreli dediğimiz hücre tipleri de var. Bunlar tamamen patolojik olarak mikroskop düzeyinde yapmış olduğumuz ayırt etme. Küçük hücreli kanser şöyle bir şey. Çok hızlı yayılan, çok hızlı yayılan, teşhis anında bile vücudun çeşitli yerlerine metastaz yapmış olan bir kanser türü. Küçük hücreli akciğer kanseri yakalanmış bir hastanın çok fazla maalesef yaşam ömrü, yaşam süresi olmuyor. Çünkü çok agresif bir tümör, çok yaygın, çok çabuk, çok hızla vücuda dağılan bir tümör. Özellikle kemiğe, beyine, böbrek üstü bezine, karaciğere çok hızlı bir şekilde yayılan bir tümörden bahsediyoruz. Küçük hücreli akciğer kanserinde. Küçük hücreli dışındaki olan diğer kanser tipleri biraz daha ılıma, biraz daha yavaş, biraz daha uzun sürede vücuda yayılabilen, biraz daha cerrahi ameliyat yapması tanıyan veya kemoterapi, radyoterapi tedavilerini tamamlama fırsatı tanıyan, daha ılıman, daha yavaş yürüyen tümörler olarak adlandırabiliriz bunları. Hangisinin görüldüğü peki sigara tüketimiyle bağlantılı mıdır? Örneğin çok sigara tüketen bir insanda küçük hücreli olan daha tehlikeli kabul ettiğiniz kanser türü mü rastlanır? Yoksa bu farklı bir faktör müdür? Sigarayla aslında hepsi yani bir kere tüm kanserler sigaradan Başlayalım. ve tütünden kaynaklanıyor. Net olarak ayıramayız. Yani küçük hücreli de daha fazla sigara anamnezi, sigara içimi söz konusudur veya küçük hücreli dışında daha az sigara. Ama şu var, adeno dediğimiz bir kanser türü sigarayla da çok bağlantılı olmayabiliyor. Pasif içicilikte söz konusu olabiliyor veya radon, asbest, arsenik gibi maddelerden de kaynaklandığı söz konusu. Ama bu oranlar çok düşük yani %5-10 gibi. En büyük etken sigara. Yani akciğer kanseri tüm dünyada kabul edilen görüş şu, %90'dan fazlası sigara tüketimiyle, sigara ve tütün tüketimiyle direkt doğrudan ilişkili bir konumda. Bunun küçük hücreli veya küçük hücreli kansere yol açmak ile ilgili çok net, çok ayrıntılı, çok detaylı. Şu anda elimizde çok net çalışmalar yok ama küçük hücreli dışı kanser çok fazla sigara tüketimiyle ilişkili.